Hoş geldin demek Merhaba, istiyorum. merhaba hocam. Sonra diğer katılımcılarımıza da, öğrencilerimize de. Bugün burada sosyal bilim okumaları dersi kapsamında hocamızı ağırlıyoruz. Doçent Doktor Yağmur Küçükbezirci. Dördüncü webinarımız. Konumuz kültür yozlaşması ve tişört dili. Tekrar hoş geldiniz hocam. Merhaba, Ben hoş bulduk şimdi hocam. Teşekkür ediyorum. evet. Ben şimdi hocamız hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. Kısa bir biyosunu okumak istiyorum. Sayın Doçent Doktor Yağmur Küçükbezeci hocamız 1972 yılında Konya'da doğmuş. İlkokulu 19 Mayıs İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu Özel Gündoğdu Koleji'nde, lise öğrenimini ise Gazi Lisesi'nde tamamlamıştır. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim görmeye başlamış ve 4 yıl süresince de bölüm birincisi olarak dereceyle eğitimine devam etmiştir. Sayın hocamız 1998-1999 eğitim öğretim yılında Zeliha ve Lütfi Kulluk İlköğretim Okulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapmış. 1999 yılında ise araştırma görevlisi olarak Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görevine başlamıştır. Yüksek lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamış olup doktorasını Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde tamamlayarak doktor unvanı almıştır. 2010-2016 yılları arasında İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde bölüm başkanı olarak görevini yürütmüştür. Yaptığı ulusal ve uluslararası pek çok proje olan hocamız Selçuk Üniversitesi Erasmus Yurt Dışı Koordinatörlüğü'nde yurt dışı üniversiteler ile hem İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü hem de diğer fakültelerin farklı alanlarındaki bölümler için ikili anlaşmalar yapılmasını sağlamıştır. Özellikle farklı dünya görüşlerinden olan gençlerin bir çatı altında toplanarak sosyal, kültürel ve toplumsal konularda çalışmalar yapmasıyla diğer topluluklardan ayrılan ve hocamızın ailem diye adlandırdığı Selçuk Üniversitesi Etkileşim ve Uzlaşım Topluluğu'nun akademik danışmanlığını 10 yıl süreyle yapmıştır. Doçentliğini iletişim çalışmaları alanında alan Sayın Doçent Doktor Yağmur Küçükbezirci, Konya Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler, Erasmus, Farabi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar, Mevlana Değişim Programı koordinatörlüklerini kurmuş ve 2018-2022 yılları arasında bu birimlerde koordinatör olarak görev yapmıştır. Kendisi halen Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hocam, şimdi konumuz kültür yozlaşması ve özelinde tişört dili. Nasıl başlayalım? Buyurun, dinliyoruz. Evet hocam, öncelikle ben sizlere ve tüm katılımcı kardeşlerimize, arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Akşamın bu vaktinde değerli vakitlerinizi ayırıp seminere, bu söyleşiye daha doğrusu katıldığınız için. Ben çok ders formatında geçsin de istemiyorum. Derslerimde zaten tamamen etkileşim içerisinde genellikle bu şekilde geçiyor. Özellikle benim özgeçmişimde tırnak işareti içerisinde CV'mde okumuş olduğunuz lisans ve yüksek lisans İngiliz dili ve edebiyatı demiştik. Evet, branşım İngiliz dili ve edebiyatı, lisans ve yüksek lisans. Uzmanlık alanımız da İngiliz dili ve edebiyatı. Yıllardan beri de İngilizce ile gerçekten çok içli dışlı, hatta ortaokul yıllarında yine tırnak işareti içerisinde kolej. Bunları özellikle tırnak işareti içerisinde kullanıyorum. Sebebini de birazdan söyleyeceğim zaten. Konumuz bu. Türkçenin korrupsiyona uğraması. Kolej yıllarımızda 30 saat biz ilk hazırlık sınıfında İngilizce dersleri gördük. Yaklaşık birkaç ay sonra biz gerçekten rüyalarımızı İngilizce görmeye başladık. Ortaokul yıllarından bahsediyorum, hazırlık sınıfından bahsediyorum. Sonra 1988-89'lu yıllarda Konya'da Mevlana Caddesi'nde ortaokul çocuğu olarak turist rehberliği yapmaya başladım ben. Ve orada işte gördüğümüz, bulduğumuz turistleri, tamamıyla amacımız bu arada para kazanmak falan değildi şeyde, tamamıyla İngilizcemizi nasıl uygulamak, pratik yapabiliriz. Hani practice diyoruz ya, yine o da tırnak içerisinde kalsın. Onları hep konuşacağız bugün. O şekilde tamamıyla İngilizce ile, yani yıllarını İngiliz dili ve edebiyatı bölümünde İngilizce'ye harcamış birisi olarak ben şu anda karşınızdayım.
Burada asıl bu programda yani bu yaptığımız söyleşilerde genellikle insanların şu dikkatini çekiyor. Hatta şey olarak şunu diyorlar, hocam bir İngilizceci olarak neden İngilizceye karşısınız? Biz kesinlikle İngilizceye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz konu Türkilizce. Ben müsaadenizle ilk başta şu bir yazı var, yazdığım bir yazı. Daha önce birkaç dergide yayınlandı, gazetede yayınlandı. Ben kısaca bunu çok kısa bir şekilde sizlere de sıkmadan okumak istiyorum bu yazıyı. Başlığımız Türkçenin korrupsiyona uğraması. Yani başlık olarak özellikle seçilmiş olan bir başlık. Kısaca hemen hocam şeye geçiyorum. Tabii, buyurun. Hem bir taraftan siz de oradan takip edebilirsiniz. Tamam hocam, günümüzde akıyor. Türkçenin dejenere olması beni bir hayli irite ediyor. Evet, bu gidişata dur demek ve bu handikapları gidermek hepimiz için bir insanlık görevidir. Aslında bu olayı fazla egzajere etmeye gerek yok. Ama yine de bu korrupsiyon çok ileriye gitmeden, fazla efor sarf etmeye gerek kalmadan bir dur demek lazım. Bugünkü konjektüre göre dilde sadeleşme yapmanın en etkili yeri üniversitedeki departmanlardan önce kreşlerdir. Çünkü çocuklar küçük yaşta ne öğrenirlerse o kadar etkin olur. Ülkemizde medyanın başta gelen TV kanallarından Star TV, Show TV, Fox TV ve CNN'de prime time saatlerinde çocuklar için eğitici yayınlar yapılabilir. Kalyu, Ninja Turtles, Ben 10, Bakugan, Generator Rex, Adventure Time, Regular Show gibi çizgi filmler ile Türk kültürünü tanıtan konular için start verme zamanıdır. Bu konuda rejitörler her vizyon sahibi insan gibi misyonlarını yerine getirmelidirler. Elbette ki bu handikapı gidermek için sadece birkaç kuruma yüklenmek yanlış olur. Birçok kurumun başında bulunan direktörler ya da daha Türkçesi menajerler elini taşın altına koymalıdır. Örneğin bu dejenerasyona dur demek için shopping mallarda fotoğraflar, sinemizyon gösterileri, demonstrasyon yapılabilir. Starlar kliplerinde bu konuyu vurgulayıp coverlar yapabilir ve free seed'ler dağıtabilirler. Genç jenerasyon MP3 player'larında Türkçe'ye değer veren dejenere olmamış müzikler dinleyebilir. İlaç reprezentantlarının dağıttıkları promosyonların üzerinde presentable bir şekilde dilin korrupsiyona uğratıldığı anlatılabilir. Büyükşehir Belediyesi'nin Karma İlköğretim Okulu'nun tam köşesinde bulunan ve geçen yıllarda Konya Müzeyi Humayun Binası rekonstrüksiyon inşaatı yazan büyük billboard'a Türkçe dejenere oluyor başlıklı afiş asılabilir. Birazdan geri döneceğim buraya. Burada özellikle bunları kullandım. Özenti olma, düzgün Türkçe kullan, benimle Türkçe konuşma gibi. Gelecek jenerasyonun daha etkin Türkçe konuşması dileğiyle diye bu yazımı bu şekilde bitirdim. Şimdi gelelim hocam şeye. Yukarıdaki yazı içerisinde geçen Türkülizce kelimeleri siz de kullanıyorsanız üzgünüm ama Türkçedeki yozlaşmanın bir parçasısınız diyoruz. Şimdi şu fotoğrafa geri dönmek istiyorum. Gençler buradan sesli bağlanılıyor mu bilmiyorum. Webinar programını gençler ilk kez kullanıyorum. Bizim kullandığımız programlar farklıydı. Dilerseniz oraya da yazabilirsiniz dilerseniz. Hocam ben oradaki yazıyı göremezsem ben... Evet şu anda katılım evet yazısıyla katılabilir mi birkaç öğrencimiz? En azından çalışıyor mu onu bir kontrol edelim. Hı-hı. Yani ben bazen göremeyebiliyorum hocam. Uyarırsanız oradan Zuhal hocam. Ben sevinirim çünkü bazen oradan göremiyorum, kaçırabiliyorum şeyleri. Evet hocam ben de bir şu ana kadar herhangi bir yazı göremedim ama acaba yazmadılar evet. mı yoksa yazdılar da mı? Ha tamam. O geliyor. Tamam harika. Tamam Samer, tamam gördük. Tamam çocuklar biraz sesinizi çıkart. Tamam, çıkarın biraz güzel tamam. Tamam. Çünkü harika. Acaba dedik yani herhangi bir tepki olmayınca bir değil mi? Şimdi tamam. Bu fotoğrafı ben Konyalı olan arkadaşlar bilir. Bizim o 5 yol asıl dondurma var. Öyle tarif ediyoruz. Karma İlköğretim evet, Okulu evet, var. Hocam. Bu fotoğrafı ben kendim gerçekten bizzat çekmiştim. Çok oldu bu fotoğrafı çekeli. Ve o kadar çok dikkatimi çekti ki Konya Müzeyi Humayun Binası Rekonstrüksiyonu. Birincisi Müzeyi Humayun Binası Rekonstrüksiyonu derken hatta branşımız İngilizce olmasına rağmen rekonstrüksiyonu söylerken inanın ben zorlanıyorum. Ya. İngilizcesi biliyorsunuz reconstruction. Gayet rahat bir şekilde telaffuz edebiliyoruz. Hani branşımızın gereği, belki uzmanlık alanımızın gereği. Ancak burada o şekilde Türkçe'ye çevrilmesiyle reconstruction denilmesiyle gerçekten ne yapılmaya çalışılmış ayrı bir şey.
bazı tabirleri kullanırken gerçekten özellikle de bu hani kurumlarımız, resmi kurumlar, mesela burası Büyükşehir Belediyesi'nin yazmış olduğu bir yazı. Özellikle resmi kurumlar daha dikkat ederse bence bu konudaki yozlaşmanın önüne geçmemiz ilk adımlardan olabilir. Ben sadece topu resmi kurumlara atmıyorum. Öncelikle kendimizden başladım biliyorsunuz. Dejenere olmak dedim. Dejenere olma, birazdan yine geleceğiz. Maalesef o kadar çok kullanılıyor ki, güncel hayatımızda çok kullanılıyor. Şimdi bizim derdimiz ne, kaygımız ne? Niye biz bu kadar dertliyiz dilin yozlaşması konusunda? Çünkü dil toplumu oluşturan, din, siyaset, sanat, edebiyat, gelenek, görenek, teknoloji, ekonomi, bütün bunların orta noktasında bulunan, bu toplumun oluşturan unsurların bence en büyük ortasında bulunan unsur dil. Çünkü dil olmazsa gerçekten buradaki az önceki saymış olduğumuz siyaset olsun, din olsun, sanat olsun, bunların hiçbirisini düzgün bir şekilde gerçekleştiremeyiz. Dil bir araç ve bu aracı düzgün kullanmadığımız zaman belli yanlışlıklara, belli sorunlara yol açabilir. Bugün İngilizce dersinde şunu söyledim. Çocuğun birisi yanlış bir kelimeyi çeviri yaparken yanlış bir şekilde çevirdi. Ben dedim ki, aynı zamanda ben yüksek lisansımda çeviri üzerineydi, çeviri bilim üzerineydi. Bizde şöyle bir söz var gençler, bilir misiniz bilmiyorum. Yarım imam dinler, yarım... Doktor Can'da. Doktorlar derler. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Yarım imam, yarım imam dinden, yarım doktor da candan eder derler. Şimdi ben bunu çevirmenler için şöyle çevirdim kendime göre. Yarım çevirmen de hem dinden hem de sağlıktan eder. Neden? Eğer dini o terimleri, dini kitapları yanlış çevirirsek farklı şeylere yol açabilir, anlayışlara yol açabilir. Eğer ilaç kullanım kılavuzlarını yine tırnak işareti içerisinde prospektüsleri, bakın hocam o kadar girmiş ki dilimize prospektüs diyoruz, evet. Biliyorsunuz. Prospektüsleri maalesef yanlış çevirirse çevirmen mesela günde 3 öğünde 1 hap yerine 1 öğünde 3 hap yazarsa hasta mefta. Yani o yüzden dil gerçekten çok çok önemli. Bütün alanlarda önemli. O yüzden aslında hocam orada toplumu... Bozkurt Güvenç Hoca'nın da şeyi paylaşmışsınız. O zaten ne kadar güzel özetliyor. Bozkurt Güvenç Hoca'dan almışsınız sanıyorum, değil mi? Evet, aşağıda evet, 1984 evet. Kaynak vermişsiniz. Sayfada 112. Yani orada zaten bakın son derece açık bir şekilde insanlar varlık olarak diyor, değil mi, toplum içerisinde yaşarlar. Toplumların dili, dini, ekonomik yapısı, eğitimi, yani evet bunların hepsi dilde vardı. Evet, o hocanın da bu kaynak gösterdiğiniz eser çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Ve birçok sayamadığımız hocam, birçok sayamadığımız unsurlarda işte bu toplumu oluşturan şeylerin içerisinde, unsurların içerisinde. Ancak tabii ki biz bunu nasıl aktarıyoruz? Dil ile. Bir diğer şey de dilin önemi ve özelliklerini ben özetlemeye çalıştım açıkçası. Yani tabii çok ki, daha fazla tabii ki. Biz sınırlı hani hocam. Kısa bir sürenin içerisine evet, hem sizleri sıkmadan, sevgili öğrencilerimizi, katılımcılarımızı sıkmadan, hem de yani bizim buradaki amacımız bir farkındalık oluşturmak. Bizim buradaki gerçekten yaptığımız çalışma, benim diğer çalışmalarımda olduğu üzere bir farkındalık çalışması açıkçası. Ben şöyle özetledim. Dil gelişmiş bir iletişim aracıdır. Evet, iletişim aracı. Yani zaten iletişimde hocam biz hani hem sözlü iletişimimiz var, görsel iletişimimiz var, beden dili var. Yani birçok iletişim aracı var. Dil ise bunların içerisinde en gelişmiş olanlarından bir tanesi. Seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir diyoruz. Diğer taraftan hani bunları tek tek okumayacağım ama bir düşüncenin, bir zekanın göstergesidir. Gerçekten bizim Türkçemiz, hani biz deriz ya ana gibi, ana sütü gibi ak, ana sütü gibi helal. Türkçemiz hocam gerçekten, Türkçemiz bir zekanın göstergesi. O kadar da zengin bir dil ki, ben İngilizce derslerine giriyorum, tekrar söyleyeceğim. Yani tırnak işareti içerisinde İngilizceci olarak anılıyoruz biz derslere girdiğimiz zaman, özellikle İngilizce derslerinde. Ben diyorum ki ya bizim Türkçemiz, ana dilimiz gerçekten o kadar güzel, o kadar zengin bir dil ki, gençler kaç kelime var diye soruyorum. Size sorsam sevgili gençler, Türkçemizde kaç kelime var? Yani aklınıza geleni yazabilirsiniz. İlla doğru olacak diye bir şey yok. Biz burada sınav da yapmıyoruz. Sınavda da değiliz. Yani Türkçede kaç kelime var biliyor muyuz diye sorsam bir yorum gelir mi sizlerden? Ben bir taraftan da devam edeyim. Dil belki Türkçe edebiyatı öğrencisi dinleyenler. Bekliyorum şu arada. Yani siz orada yazarsanız ben hani beklemeyeceğim de bir taraftan da şeye devam edeyim. Söyleşiye devam edeyim.
Yani yazarsanız da sevinirim oraya. Yani Türkçe kaç kelimeden oluşuyor? Aklınıza geleni yazın. Hani direkt internetten ya da şeyden kontrol edip değil de Google'dan bakıp değil de ona da hatta Googling deniyor ya şimdi Google'lamak tabiri var. Dil bu arada hani özellikleri dedik sosyal bir varlık hocam. Dil canlı bir varlık. Diller gerçekten doğuyor, büyüyor, gelişiyor, ölebiliyor da kaybolan dillerimiz de var. Dil bir ortaklık alanı, bir şey düşünelim, bir çerçeve düşünelim. O çerçevenin içerisindeki ortaklığımız bizim, ortak alanımız. Evet, güzel. Mümine Selime Kavak. 600 bin, çok güzel Mümine. Ve şöyle bir şey var, 617 bin civarlarında şey olaraktan ama 600 bin gayet güzel. Öğrencilerime sorduğum zaman, Mümine hangi bölümdesin bilmiyorum ama öğrencilerimize sorduğum zaman şey diyorlar, hocam bir 30-40 bin falan var mı diye şey olaraktan 617 bin fakat biz günlük, Zuhal hocam günlük Buyurun. o kadar az kelime kullanıyoruz ki tabii ki bu meslek grubumuza göre de değişiyor. Nasıl değişiyor meslek grubumuza göre? Örneğin biz akademisyen olarak belki günde, Mumine çok güzel, tarih bölümü ve güzel, harika. Mesela örnek olsun diye söyleyeyim, örnek. Dolmuşçuluk yapan birisi ne yapıyor? Para aldım, para verdim, para üstü, inecek var, binecek var gibi. Belli bir kelime sınırı var. İşte ne bileyim farklı bir meslek olaraktan kasaplık yapıyorsa, kasaptaki o ürünler, o ürünlerin ismi birçok şey kısıtlanmış oluyor. Ama akademik hayatta bizim kullandığımız kelimeler, hani tabii branşa göre de değişiyor bu arada branşımıza göre. Ama sözel alanlarda daha fazla artıyor. Fakat 600 binin üzerinde kelimeye sahip bir Türkçeye sahibiz. Fakat biz Türkçeyi almışız maalesef hocam, Zuhal hocam, Türkinizceleştirme peşindeyiz. Birazdan birkaç örnek var. Ben burada müsaadenizle Tamam. onlara da girmek istiyorum ama onlara girmeden önce hocam, mesela farklı görüşler var. Mesela burada dil hakkındaki görüşler. Onları da çok Tamam. kısa kısa aldım. Aslında dil hakkında o kadar çok görüşler var ki hocam. Mesela dil insanı insan yapan niteliklerin başında gelir. Onun duygularını, düşüncelerini, isteklerini incelikleriyle açığa vurmasına ve yaşamı sürdürebilmesine olanak sağlar diyor Doğan Aksak. Diğer taraftan John Dewey'in mesela bir sözü, dil araçların aracıdır. Dil olmadan hiçbir bilgiyi kullanmak, onu başkaları için faydalı kılmak mümkün değildir diyor. Benim burada en çok hoşuma giden sözlerden birisi de Martin Heidegger'in sözü. Biliyorsunuz felsefeci kendisi. Dil varlığın evidir diyor. Bu konuda da sevgili gençler yine size sormak istiyorum. Dil varlığın evidir derken Heidegger ne demek istiyor? Ben kendi penceremden bakarak açıklamak istiyorum bunu. Açıklayacağım da zaten şimdi. Size bir hani sizin düşünceleriniz gerçekten çok önemli. Ben derse girdiğim zaman açıkçası derste bir şeyleri aktarırken bilgimi, birikimimi, bir şeyleri kültürümü aktarırken inanın ben siz öğrencilerimizden inanın çok şey öğreniyorum. Her sınıfa girişimde hocam inanın Zuhal hocam yeni şeyler öğreniyorum öğrencilerimden. Çok Çünkü doğru. etkileşim içerisinde geçiyor dersler. Ben size şey sormak istiyorum sevgili gençler. Dil varlığın nedir derken Heidegger ne demek istiyor? Evet, varoluşumuzun, özümüzün temeli. Çok güzel. Gerçekten çok güzel Züleyha. Mesela Züleyha, ben buna bakarken bu sözü ilk gördüğümde, duyduğumda hatta bir makalemde kullanmıştım dil varlığın evidir sözünü. Güzel, güzel. Hiç temelidir. Zaten temelidir yazmışsın ama varoluşumuzun, özümüzün temeli. Doğru. Dil insanın var olması için olmazsa olmazlarındandır. O da çok güzel. Ben şunu aldım. İlk okuduğumda bunu yıllar öncesiydi. Bu dil varlığın evidir sözünü Zuhal Hocam ve arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Bir insanın bildiği kelime, hani biz vokabülör diyoruz ya, kelime haznesi, kelime bilgisi, o kadarlık bir eve sahip. Yani az kelime biliyorsa, az kelime, o kadarlık bir eve sahip. Örneğin ne kadar az, ne kadar az kelime biliyorsa gecekondu da yaşıyor. Biraz daha çok kelime biliyorsa, ben birazdan dubleks diyeceğim, tripleks diyeceğim ama Zuhal Hocam tepki de gelecek bunlara. Dilimize o kadar girmiş ki dubleks, işte tripleks kelimeleri hep İngilizce kökenli, Türkilizce kökenli. Bir insan güvenlik içinde en rahat ettiği yer neresidir? Evet. Güvenlik, işte ne bileyim rahat olduğu evidir. Ha demek ki biz dilimiz, ana dilimiz gerçekten bizim dilimiz, ana dilimiz bizim evimizdir diye düşünüyorum birincisi. İkinci verdiği his de az önceki söylemiş olduğum dil kelime anlamında ne kadar çok biliyorsak gecekondudan bu işte az önce dediğim gibi dubleks, tripleks, işte hatta fortleks diye dalgasını da söylediğimiz bu şekilde devam ediyor. Yani benim bana verdiğim şey bu. Hocam, Evet. tamam.
Çok güzel. Bir şey söylemek istiyorum. Çok harika Tabii. bir yerden girdiğiniz için hem öğrencilerimizi haberdar etmek açısından bu konuda yani Türkiye'deki öde gelen dil bilimcilerinden Profesör Doktor Sayın Doğan Aksa'nın bir dili zengin ya da yoksul olarak nitelemek için akla gelen ilk ölçüt olarak 4 tane soru ortaya koyuyor. Hemen aklıma o geldi siz bunu söyleyince. Evet, Birinci evet. ölçü soruda bir dildeki aynı bu hocam nokta bakın. Bir dildeki sözcük sayısı özellikle kültür dili sayılan dillerle karşılaştırıldığında ne durumdadır? İkinci soru hemen ardından bir dil doğadaki nesneleri, evreni, insan davranışlarını ayrı ayrı adlandırabiliyor. Soyut kavramları yeterince karşılayabiliyor. Ya da bilimde, teknikte, sanatta oluşan kavramları kendi ögeleriyle anlatabiliyor mu diye bir ölçüt soru getiriyor. Üçüncü soru, aynı kavram alanında çeşitli sözcüklerle o dilde değişik anlatım yolları var mı? Yani o dil farklı sözcüklerle o kavramı anlatabiliyor mu? Bir de hocam, işte tam bizim konu, bir dilin söz varlığı diyor, acaba hangi ölçüde kendi sözcüklerinden oluşuyor? Doğan Aksa'nı da okumayı tavsiye ediyoruz öğrencilerimize. Özellikle Kesinlikle. onun dilin zenginliği ile ilgili kitabı gerçekten alanda çok 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 önemli bir kalem. Çok teşekkürler hocam. Valla şöyle heyecanla dinliyorum şu dil varlığın evidirden devam edelim. Hocam bu yönden de işte çok teşekkür ederim bu bilgi için de. Burada dil varlığının evidir derken işte dediğim gibi buradaki bana vermiş olduğu his bu. Burada Hümeyra demiş var olma amacımızı devam ettirebilmek. Firdevs'in dediği dil tüm toplumun varlığının ilk oluşumu. Gerçekten çok güzel yani bu yaklaşımlar. Tabii ki hepimiz aynı pencereden bakmıyoruz. Bu da gayet doğal. Bir pencereden baktığımız zaman hepimiz farklı şeyler görüyoruz. Bu edebiyatta da böyledir zaten. Zaten edebiyatta edebiyat yapan budur. Hani bir roman, bir şiir, hatta bir film izlediğimiz zaman bize farklı hisler, farklı duygular verir. Bu da hepimizin aynı şekilde bakmadığı ve düşünmediği. Dil de böyledir zaten. Mesela birkaç tane örnek de verebilirim. Tam da aslında burada şöyle yapalım burada. Şunu da örnek vereyim. Mesela biz yağmur yağarken bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor derken İngilizce'de biliyorsunuz it is raining cats and dogs diyor. Yani kedi köpek gibi yağmur yağıyor diyor. Şimdi burada ben mesela bunu örnek verdiğim zaman öğrencilerime anlattığım zaman hocam diyorlar ya nasıl bir saçma dil, nasıl bir gariplik? Hayır diyorum gençler gariplik değil, bakış açısı. Yani o zaman o da bizim dilimize baktığı zaman deyimlerimize, atasözlerimize aynı sözü kullanıyordur. Şöyle ki İngiltere'de çatılar dik biliyorsunuz sürekli yağış alıyor. Birçok Batı ülkesinde çatılar diktir sürekli yağmur ve kar yağdığı için. Orada kedi köpekler uyuyor. Yağmur yağdığı zaman ayakları hayvancıkların kayıp düşüyorlar. Camdan bir bakıyorsunuz dışarıya. Kedi köpek düşüyor aşağıya. Ne diyor? It is raining cats and dogs. Diğer taraftan devenin belini kıran son saman çöpü İngilizcesi. The last straw that breaks camel's back. Devenin belini kıran son saman çöpü. Bizdeki Türkçe karşılığı bardağa taşıran son damla. Bunların hiçbirisi saçma değil. Hiçbirisi garip de değil. Şöyle ki onun kendi kültürü pencereden bakış açısını veriyor. Ve dil bu yönden evet dil varlığın evidir diyebiliyoruz. Diğer taraftan hocam Chomsky gerçekten bu konuda dil konusunda şunu diyor. Dili araştırmak işte az önce arkadaşımız bahsettiği gibi dil toplumun ilk oluşumu diyor ya aynı şey aslında insanın özüne yaklaşmak. Dil sadece yalnızca insana mahsus olan bir düşüncenin ürünü. Bir taraftan her konuda mesela bir savaş, işte aşk, otomobil üretimi hepimiz bir dünyada yaşıyoruz ve biz bunu neyle dile yapıyoruz? Dil ile taşıyoruz bir tarafa. O yüzden de gerçekten çok önemli. Bir de bence şurası çok önemli hocam. Ben bunu Fromke'nin ve Rodman'ın kitabından almıştım, dil kitabından. Daha önce de bir makalemde yine kullanmıştım bu sözü. Şurası gerçekten çok kullandığımda güncel hayatta da anlatıyorum, kullanıyorum. Afrika'da bazı insanlara göre yeni doğmuş bir çocuk kuntu. Yani kuntu demek hocam nesne demek. Konuşamadığı için henüz muntu. Yani insan olamamıştır diyor. Bakın yani konuşamadığı için Afrika'daki bazı insanlar ne diyor? Çocuğa daha konuşamadığı için kuntu yani nesne diyor. Konuşmaya başladıktan sonra insan oluyor. Gerçekten hocam burası dilin önemini anlatmaktaki şeylerden bir tanesi. Az önce sizin bahsetmiş olduğunuz
Aksan'dan örnek vermiştiniz, Doğan Aksan'dan. Evet Mesela hocam. burada da şöyle bir şey var. Bir dilsel toplulukta bir dil kendi dilsel toplumunun toplumsal anlamını, yani dil kendi içinde yaşamış olduğu o kültürü, toplumsal anlamı taşıyamazlık edemez. Yani taşır diyor. O eğer bir topluluk bir şey yapıyorsa, davranışı, onu taşımak zorundadır diyor ki, gerçekten bizim Türkçemiz bu konuda çok, gerçekten oldukça yetkin ve büyük bir dil. Şimdi gelelim yine bugünkü konumuza. Hani bu kadar bir giriş yaptıktan sonra inşallah şey sıkıcı olmamıştır gençlerimiz için, ama şunu diyeceğim. Biz dilimizi maalesef her geçen gün hocam kaybediyoruz. Elbette bakın tekrar söyleyeceğim. Dil doğar, büyür, gelişir ve belki ölebilir. Bazı kelimeler kaybolabilir. Bu gayet normaldir. Doğaldır da zaten. Doğal bir şekilde dil, kelimeler yok olabilir. Hatta dil tamamıyla da yok olabilir. Ancak biz kendi dilimizin taşıdığı birçok anlamı biz maalesef yozlaştırıyoruz. Yani tabir caizse, yine tırnak işareti içerisinde söyleyeceğim. Caiz olduğunu da düşünmüyorum, tabir caiz dedim, ama birazdan o örneğe de geleceğim. Dejenere oluyor. Dilimiz gerçekten korrupsiyona uğruyor ilk başlıktaki gibi. Burada mesela sosyal medyadan örnekler aldım. Ki sosyal medya alanında çalışan birisiyim. Sosyal medya alanında bir karınca misali su taşımaya çalışan birisiyim. Öyle tabir edeyim. Mesela sosyal medyada SLM, NBR, MRB, bunlar ilk aklıma gelip de yazdığım kelimeler. Bunların hepsini hani sosyal medyadan görüp de bu sizin için hazırlamış olduğum seminerde, sunumda anlatayım diye şey yaptım. Mesela KİB var, KİB. Kendine iyi bak. Ya da işte durum nedir? Online'ım diyor. Hatta bu online'ı şeyle yazıyor. Online diye değil de online, o şekilde yazıyor. Okunduğu gibi yazıyor. Öbür taraftan mesela off, işte full, fullüm. Ya da mesela bu full kelimesini ben İngilizce öğretirken öğrencilerime, için branşımız İngilizce. Şimdi diyorum ki öğrenciye, ben açım, I am hungry. Peki ben tokum ne demek? Bunu soruyorum. Hocam bilmiyoruz diyor. O zaman arkadaşlar şunu söylüyorum. Petrole gittiniz, arabanın anahtarını pompacıya verdiniz. Ne diyorsun? Fulle. Depoyu fulle diyorsun. İşte o full, I am full, tokum demek. Oradan bile örnek veriyorum. Bunu niye anlattım biliyor musunuz Zuhal Hocam? Şunun için anlattım. Full o kadar hayatımıza girmiş ki, okumuş okumamış, işte bütün meslek grupları petrole gittiği zaman, tabii ekonomiyle alakalı olan da bir şey bu arada, gittiği zaman anahtarı verip depoyu fulle diyebiliyor. Fullemek. Fullemek nereden geldi bizim depomuza? Yani şey, depomuza diyorum, dilimize, değil mi? Nereden geldi? İşte o kadar etkilemiş ki yabancı dil bizi. Mesela yine sosyal medya dilinden aynı yaratığa benziyor. Böyle uzatarak işte sosyal medya dilinde var. Hatta ben daha önce öğrencilerime benzeri çalışmalar da yaptırmıştım çok daha önce. Mesela ne alaka, yaratık zaten gibi. Buna benzer. Sevgili hocam, buna benzer o kadar çok örnekler var ki, ben inanın mesela şurada ya kendinin resmini koysana facıya diyor ya, oradaki feyse demeye çalışıyor orada şeyde. O kadar çok bir bozulma yapılan birçok haberlere bakıyorum. Haber başlıklarını izliyorum gençler. Orada diyor ki haber başlıklarında, işte atıyorum işte şu çalışma için start verildi. Ya start başlamak demek. Start verildi, tam Türkçe'ye çevirirsem word for word, yani kelimesi kelimesine, işte start verildi, başlamak başlamaya verildi. Ne verildi? Gibi. Oha falan oldum. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani gençler siz de hatırlar mısınız bilmiyorum ama Avrupa Yakası diye bir şey vardı, dizi hocam. vardı. Orada evet geçen en çok sözlerden birisi oha falan oldum diyordu oradaki. Ve o dönemdeki birçok kimsenin konuşması, hatta bunu belli bir yaş grubunun üstü bile oha falan olduğumu kullanıyor hocam. İşte yine Türkçenin yozlaşması, Türkçenin korrupsiyona uğraması tırnak işareti içerisinde. İşte affedersiniz çüş oldu diyor. Kendime mesela şu, kendime yeni bir arkadaş yaptım. Ya şimdi hocam bizde ya Make arkadaş yaptığım friends. kelimesi yok. Edinmek var bizde, değil mi? Edinmek. Make a friend. Mesela İngilizcesi bunun make a friend. Ne yapmışız? Filmden almışız alt yazıyı, direkt İngilizceden make a friend'i demişiz ki arkadaş yaptım. Ya da o kelime neyse şeyden. İşte ne yapmışız? Türkçe'ye direktman hiç yapmadan aktarmışız.
bir şey var mesela Jigs olmuş diyor. Ben bu kelimeyi ilk kez 2006 yılında askerdeyken bir genç bir çocuk vardı. Ben askeri bayağı bir 35, bayağı derken 35 yaşımda gittim. O çocuk da 22'li yaşlarda falandı. Bu kelimeyi ilk kez orada duymuştum. Dedi ki abi dedi botların dedi çok Jigs olmuş dedi. Ne diyorsun sen dedim. Onur da çocuğun ismini hiç unutmuyorum. Onur ne diyorsun sen dedim. Valla abi dedi kötü bir şey değil dedi. Jigs olmuş dedi. Yani dedim. Ya abi dedi Jigs olmak dedi güzel olmuş demek dedi. Hafta sonu oluyordu. Yine bunu askerden bir kelime. Ne yapacaksınız gençler diyordum. Tikimiki takılacağız diyordu. Ya ne diyordum tikimiki takılmak? Boş boş. Yani başı boş öylesine takılacağız. Yani bir amaçsız takılacağız anlamında. Zuhal Hocam. Ben hani bu kelimeler ne oluyor? Bizim şeyimizde yok aslında bu Türk kelimeler. Fakat güzelim Türkçemiz maalesef en son ya kullansak ne olur'a geleceğiz. Onu da konuşuruz, tartışırız. Yani bunları kullansak ne olur anlamında. Mesela teknoloji ve marka olayımız var. Teknolojide mesela televizyon. Hocam direkt televizyon olarak girmiş bizim kültürümüze. Değil mi? Ama Almanlar televizyonu televizyon olarak ya da benzeri bir şekilde almamış. Demiş ki Alman. Fernsehen. Yani televizyonu bu şekilde kendisine aktarmış. Otomobile biz otomobil olarak almışız ama Alman bunu Wagen olarak kullanmış. Bicycle'ı biz bisiklet olarak almışız. Alman Fahrrad olarak kullanmış. Burada şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Benim anlatmaya çalıştığım. Yani istenirse bir dil yurt dışından girmeden önce buraya ithal edilmeden önce herhangi bir nesne istenirse o dilde kelimenin karşılığı verilebiliyor. Örneğin Hocam affedersiniz hemen mesela bir affedersiniz hocam sözünüzü kestim ama bu konuda çok başarılı örnek olarak bilgisayar ve bilgisayarla ilgili sözcüklerin bize girme sürecini verirler. Yani orada kompütür her ne kadar işte bazı insanlar kompütür diyor olsalar da compute kelimesini mesela bilgisayar olarak yapmaları. Onun dışında yani ama tamam zaman içinde tekrar insanlar belki mouse'a dönüştü etti. Ama oradaki çevirilerin çok başarılı çeviri olduğu söyleniyor. Buna siz de katılır mısınız? Bilgisayar İnanın tam da o kısım. Tam inanın ona geldi kelime. Çok yaşayın hocam. Bilgisayarı söyleyecektim tam bu konuda. Mesela çok başarılı olarak bizim dilimizde bilgisayar kelimesi kazandırılmış. Çok güzel bir kelime. Dizüstü mesela. Laptopu ne kadar güzel. Dizüstü. Masaüstü. Yani desktop yapılmamış. Ama insanların ısrarla hala desktop demeye çalışması, laptop demeye çalışması bizi rahatsız ediyor. Değil mi hocam? Yani bizim derdimiz bu. Ve bu arada iki tane İngilizceci tırnak işareti içerisinde bu konuyu sevgili öğrencilerimizle birlikte tartışıyor, konuşuyor. Bu da güzel aslında. İşin en güzel tarafı da bence bu olsa gerek. Mesela hocam CD var, CD. Biz bunu CD olarak okuyoruz. Birazdan bunları niye yazdım onu da söyleyeceğim. Mesela Almanlar H ve M markası var ya. Almanlar şöyle okuyor hocam. H und M. Yani H und M hızlı bir şekilde okuyor. H, H and M. H und M olarak okuyor ama biz ne diyoruz buna? İşte buradaki şey. Mesela Enbir Tepe. Öğrencilerime çok soruyorum. Ya neden Enbir Tepe? Yani mesela Emir İngilizce okuyorsun. Enbir. O zaman Envan Tepe de. Yani Envan. Ya. Neden Enbir Tepe? İşte genel olarak bizim kendi Konya'daki halkımız da aynı şekilde. Çünkü öyle bir yerleştirilmiş ki dilimize işte Enbir Tepe deniyor. Ya da ne bileyim CD benzeri şeyler. Yarı İngilizce, yarı Türkçe. Tabii. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani buradaki kaygımız, derdimiz bu hocam, sayın hocam. Şimdi daha yeni, şurada tarih sağ altta sanırım gözükmüyor. Sizle benim burada ekran görüntümüz var ama ben daha yeni aldım hocam bunu. Hatta bu programa hazırlık yaparken her programda farklı bir şeyler hazırlıyorum. 15'e 10'da aldım. Yani bundan 5 gün önce aldım. Siz de deneyip bakabilirsiniz ki ben öğrencilerime hep şunu tavsiye ediyorum. Benim derste anlattıklarım ya da seminerde, konferansta sadece benim değil. Televizyonda gördükleriniz ya da gitmiş olduğunuz seminerler, konferanslar araştırın sevgili gençler. Yani araştırmadan ya şu hoca şunu dedi de işte bu böyleymiş demeyin. Siz de araştırın, lütfen araştırın. Yani kulaktan duyma bilgilerle yetişmeyelim. Bunu da şunun için söylüyorum. Girip bakabilirsiniz Türk Dil Kurumu'nun sözlükleri. Hatta orada Gov.tr, sözlük Gov.tr ne yazıyor biliyor musunuz? Yozlaşmanın altında yani oraya yozlaşma diye yazdım, arattırdım. Şunu yazıyor. Yozlaşmak durumu tereddi dejenerasyon yazıyor. Dejenerasyon. Yani
Açıkçası dejenerasyonun yazılması, burada bu kelimenin geçmesi beni rahatsız ediyor. Ya bir İngilizce öğretmeni olarak beni bu rahatsız etti son derece. Başka bir şey, otel adlarına geliyorsunuz hocam. Abant Otel, işte Adora Golf Resort. Sinema adları, Cine City, işte tabii bunlar isimler ayrı mesele ama sonuçta mesela ben 50 yıl boyunca Karatay bölgesinde oturdum. Konya'nın Karatay ilçesi. Hani Konya dışından gelen öğrencilerimiz varsa onlar için söylüyorum. Hocam Karatay'da bile site isimlerine bakıyorsunuz. Bakın site diyorum, apartmanda gerçi yabancı menşeli ama. Hocam yani bu çok uzun bakıyorsunuz. Evet. Hocam gardınlar havada uçuşuyor. Gardenyalar havada uçuşuyor. Yani Konya'dan bahsediyorum ve Karatay bölgesinden bahsediyorum. Konya'nın en eski ilçelerinden bir tanesi. Ve ne diyoruz Konya için? Selçuklu başkenti diyoruz ama Türk isimlerinden başka her türlü şeyi bulabiliyoruz maalesef. Konut alanlarına baktığımız zaman işte az önce dedim ya hani işte Hiller havada uçuşuyor, Residence'lar havada uçuşuyor. Bir başka şey çok dikkatimi çekiyor. Mesela Star Bakkal diyor, Star Bakkal. Ya şunu dese bir nebze anlarım. Dese ki Star Bakkal yerine Yıldız Grocery dese hocam anlarım. Neden anlarım biliyor musunuz? Şundan dolayı ya turistik bir yörede işte turistik bir yörede iş yapmaya çalışıyor. Orada bakkalı İngilizce olarak yazabilir. Niye? Yabancı birisi geldiği zaman, turist geldiği zaman bunu görsün, öğrensin diye ya da müşteri gelsin diye. Ama Star Bakkal yazdığınız zaman tamam Yıldız'ı turist anlıyor da bakkalı anlıyor mu? Bir başka konu mesela o aklıma geldi Ferdane. Neden aklıma geldiyse eczane Ferdane yazdım. Aslında Türkçemizde bu şekilde kullanmak da yok. Ferdane eczanesi olması lazım. Şey mi yani, hocam? Tamlama sırasına uyulmamasından mı söz ediyorsunuz? Yani normalde hocam. Hani bizde tamlamanın bozulduğu aslında şöyle bir şey de var. Saptama da var. Yani aslında evet dilimiz, kimliğimiz tabii ki kimliğimizi kaybetmek istemiyorsak dilimize sahip çıkmalıyız ama bir şekilde içinde bulunduğumuz çağ nedeniyle engel olunamaz bir takım geçişler olabiliyor diller arasında ama şimdi burada bir şöyle de bir ortak görüş var. Sözcükler alınsa bile yabancı bir kuralın alınması çok büyük bir sorun. Sanıyorum onu söylemek istediniz. Çünkü sonuçta burada bir Türkçe diziliminden farklı bir dizilim kullanıyor. Yani işte şu hastanesi denilmek yerine hastane bilmem ne derken buradaki dizilime dikkat çekmek istediniz sanıyorum. Öyle mi hocam? Aynen, kesinlikle hocam. Tamlamaya dikkat çekmek istedim. Buradaki aslında olması gereken şuydu. Ferdane Eczanesi ya da Star Bakkal değil de işte Yıldız Bakkalı gibi ya da Star Bakkalı diyecekse bile yine onunla tamlamada bir sıkıntı var. Bu anlamda biz maalesef sadece hani kelime almakla gerek kalmamışız ve sizin dediğinizde ben şuna katılırım. Kelime de alınır, belli deyimler de alınabilir vesaire vesaire ama bunun karşılığı var ise burada yani bizim evet. Kendi dilimizde varsa ki var az önce arkadaşlarımız da yazdı sağ olsunlar teşekkür ediyorum tekrar 600 bin üzerindeki kelimemiz var ama biz bu kadar kelimeyi sadece bugünün meselesi değil hocam geçmişten bugüne Arapça, Farsça, evet. Bir dönem Fransızca'nın etkisi, bir dönem Almanca'nın etkisi ve şu anda gerçekten tüm dünyada bu arada Almanca da dahil ben şöyle söyleyeceğim. Eşim benim Almanca öğretmeni. Doğma büyüme Almanya'daydı uzun bir süre. Şunu söyleyeceğim. Almanya'da bile medyanın etkisiyle, televizyonun, dizilerin ve sosyal medyanın etkisiyle az önce hani felsehem falan dedim ama şimdi onlarda bile aynı etki yaklaşık bir 5-10 yıldan beri devam ediyor. Yani bir küresel bir ne diyelim dil emperyalizmi de diyebiliriz gerekirse. Silindir gibi üstünden geçiyor. Yani bu da göz ardı edilemez şimdi. Ama Almanlar zamanında bulmuş. Bisiklete işte Fahrrad demiş ya da ne bileyim işte televizyona fensehen demiş. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu yüzden hocam şeyler önemli. Yani biz burada bu kadar kelimemizin içerisinde 600 bin evet. Kelime, 617 bin kelimenin içerisinde biz gidip de hala bozulmaya, yozlaşmaya... Bir de daha da tehlikelisi geliyor. Bakın diyorsun kuralları da böyle almaya başlamak aynen. Tabii ki. Ya da arkadaş, işte ben kendime yeni arkadaş yaptım. Ne demek kendime yeni arkadaş yaptım? Ya bizde evet, arkadaş evet. Edinmek gibi kelimelerimiz evet, var evet. Ve maalesef bunlar hocam silindir gibi kültürün önünden, üzerinden daha doğrusu geçiyor. Şimdi birazdan geleceğim, geçilse evet, ne olur diye ama aslında... ona gelmeden önce mesela burada öğrencilere benim en çok takıldığım, hatta zaten bizim konu başlığımız böyleydi. Sonradan biz hani bunu dil yozlaşması, kültür yozlaşması
o şekilde yaptık. Ama bir gün canlı bir yayın olarak inşallah canlı yüz yüze de tişört yazıları üzerine de geliriz. Bir valiz şeyim var, tişörtüm var, bir valiz dolusu. Çok uç tişörtler de var işlerimde. Onları da konuşuruz ama işte bu dil yozlaşması derken bu tişörtleri niye koydum? Bunları niye getirdim? Bunun sebebi de şuydu. Biz yabancı kelimeleri kullandığımız zaman bu İngilizce olabilir. Geçmişte Arapça ve Farsça geçmişte. Yakın bir geçmişte Fransızca kelimeler. Bunları kullanıldığı zaman daha entelektüel. Bakın entelektüel kelimesi intellectual, entelektüel daha bilgili, daha kültürlü. İşte okumuş insan falan gibi. Bu kelimeleri biz yabancı kelimeleri kullanınca sanki böyle bir algı oluşuyor. Şimdi öğrencilerime soruyorum. Tişörtünde mesela I love neye? New York demek biliyorsunuz. Diğer tarafta da açılım var New York. Bunlar New York tişörtleri var. Altta da Nevşehir var. Şimdi Nevşehir derken hocam Nev Farsça kökenli biliyorsunuz. Nevruz da hani yeni gün demek aslında. Nevruz, yeni gün. Nevşehir de tamam Farsça kökenli ama bizim dilimize girmiş, bizim dilimizde geçmişten beri kullanılıyor. Ve bunun karşılığında Nevşehir gibi de bir ilimiz var. Farsça kökenli. Tekrar söylüyorum gençler. Nev'den dolayı. Ama biz mesela Nevşehir yazdığı zaman ya da soruyorum Konya yazsa giyer misin? Ama işte atıyorum şey olaraktan New York yazınca giyiliyor. Ya da ne bileyim işte Berlin yazılınca giyiliyor. Ya da başka bir Avrupa'daki bir kent yazılınca giyiliyor. Ama mesela Kayseri, Konya, tamam İstanbul tişörtlerimiz var. Konya tişörtlerimiz de var ama yaygınlığa baktığımız zaman hocam maalesef bu yaygınlığımız yok. Bu da ne işte? Türkçemizi biz hep kendi ana dilimizi background dediğimiz atıyoruz. Geriye geçmişe atıyoruz. Bir de hocam böyle anlam olarak yani ama çok küçük anlamlara gelen tişörtlerin giyinme örnekleri de var yani değil mi? Orada tişörtüne bir şey yazıyor ama yani çok komik duruma da düşebiliyorlar. Orada araştırmadan etmeden onu. Ama siz sanıyorum bu hocam, konuda biraz farkındalık uyandırdınız. Bayağı bir tişört kullandınız seminerlerinizde. Evet. Hocam çok şükür o konuda gerçekten inanın abartmıyorum. Gerçekten abartmıyorum. Türkiye'nin dört bir yanından şu anda inanın sosyal medyadan olsun işte farklı kanallardan olsun inanın tişörtler fotoğraflar geliyor. İnanın adresime kargoyla tişört gönderiyorlar. Hocam biz şu tişörtü gördük işte bunda kullanır mısınız diye. Gerçekten abartmıyorum. Bir valiz dolusu tişörtüm var. Her geçen günde artıyor sayısı. Çok uç tişörtler var. Mesela bugün derste verdim. Tabii hani ders İçerisinde anlattığımız tişört örnekleri sınırlı. Çok fazla hani uç şey yapamıyorum. Hatta bazı tişörtler var. Ben televizyon programlarında bu konuyu anlattığım zaman dedim ki 3-4 tane tişört var. İnanın o tişörtleri göstersek Türk televizyon kanalını kapatır. Yani gidip ya, de dışarıdan şuradan nice. Buradan falan değil. Hatta birçoğu buradaki insanların giyip bizim arkadaşlarımızın ya da benim kendimin görüp rica edip aldığımız tişörtler ama burada mesela şu örneği verebilirim. Hani bunun dil yozlaşmasıyla, kültür yozlaşmasıyla var ama dille çok bağlantısı yok. Şöyle ki biz yabancı dilde yazılanlara önem veriyoruz. Onu demeye çalışıyoruz aslında hocam burada. Demek istediğimiz bu. Mesela bir amca giymiş üzerinde şapkasında bad girl yazıyor. Bad girl, kötü kız yazıyor mesela. İşte teyze giymiş teyzenin üzerinde porn star yazıyor mesela gibi. Ha bütün bunlar işte hocam biz bunları neye bağlayabiliriz? Yani siz burada hocam, bir tanım kullanıyordunuz bir buyurun. Mankurtlaşma hocam ona geleceğim de mesela buradaki olay şu. Ben genel bir anket de yaptık zaten. Gerçekten bu konuda yıllar öncesinde bir anket yapmıştık. Birçoğu mesela soruyorsunuz işte tişörtü bu tişörtü anlamını bilerek mi giyiyorsunuz? Anlamını bilmiyor musunuz gibi. Ben şunu da özellikle söylemek istiyorum. Benim haddime değil, ben Yağmur Hoca olarak ya da Yağmur olarak benim haddime değil. Kim ne giyer, ne yer, ne içer, ne düşünür o benim haddim değil. Kimsenin haddi değil. Siz istediğiniz tişörtü giyebilirsiniz. O kimsenin şeyi değil. Bizim burada tek yapmaya çalıştığımız bu seminerlerde, konferanslarda ya da televizyon, radyo programlarında yapmaya çalıştığımız şey şu. Bilinçli, farkında olan insanların çoğalması. Yani bir şey giyiyorsanız, ne bileyim bir şey yiyorsanız farkında olarak yiyin. Yani birileri gelip de size örnek olsun diye söyleyeyim. Yani et ekmek diye fast food yedirmesin ya da başka şeyler yedirmesin. Bunu demeye çalışıyorum. Ya da bilinçaltımızı farklı bir şekilde kullanmasınlar, doldurmasınlar. Derdim bu. Yani bizim yapmış olduğumuz çalışmanın şeyi bu. Ama birçoğuna sorduğunuz zaman emin olun İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde de 90 1900 evet
1999'dan 2016 yılına kadar orada öğretmenlik, hocalık yaptım İngiliz Dili ve Edebiyatı'nda. Orada bile öğrencilerime sorduğum zaman, bakın orada bile denenin sebebi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü olduğu için söylüyorum. Orada bile öğrenciye soruyordum, şöyle elini eğiliyordu. Hocam nasıl okuyayım bunu tersten? Ya da sırtımdaki bir yazı olduğu zaman, ya hocam sırtımdaki yazıyı nasıl okuyayım diyordu. Ben de diyordum ki, ya oğlum kızım bunu alırken hiç bakmadın mı? Ya da sen bunu çıkarttığın zaman yıkamıyor musun? Yani şey oldu. Yani bir şeylik var hocam. Ben bunu çok kullanıyorum. Yani kimse kusura bakmasın ama genel bir tabir olarak kullanıyorum bunu. Biz yerli ve milli olarak en çok ne üretiyoruz biliyor musunuz Zuhal hocam? Bu söz ben birçok yerde kullanıyorum bunu. Bana ait olan bir söz. Yani bana derken gözlemlerime ait olan. Hocam biz yerli ve milli olarak en çok mazeret üretiyoruz. Gerçekten emin olun mazeret. Neden biliyor musunuz? Hocam ben nereden bileyim bunun anlamını? İngilizce bu diyor. Hadi İngiliz dilinde olma ama ya sözlük var. Mesela Turing diye bir sözlük var. Gir oraya bak. Google Translate var. Oraya gir bak. Yani artık elimizdeki bu küçük ekranlar, yani cep telefonları bizi bütün dünya dillerini biliyor. Ben İngilizce ve Almanca bildiğimi iddia ediyorum. O zaman hocam bilgisizlik bir bilgisizlik diyebiliriz ama bir taraftan da ilgisizlik de var. Yani hem özensizlik, yani bunun gibi dediğiniz gibi mazeret üretmenin arkasında da bu var. Bir boş vermişlik. Yani genel anlamda bunun dilimize bu şekilde geçişlerle yansıdığını görüyoruz aslında. Ama bu tarz istilalar farklı alanlarda da yaşadığımız istilalar. Evet hocam. Hocam sizin şu sözünüze kesinlikle katılıyorum. Bana göre şey. B şıkkı. B şıkkı dediğimde şu. Hani bilgisizlik mi, ilgisizlik mi? A şıkkı bilgisizlik. B şıkkı ilgisizlik. Artık bilgiye her bir şekilde ulaşabiliyoruz. Her halükarda ulaşabiliyoruz. O yüzden ben hani yerli ve milli mazeret dememin sebebi de aslında ilgisizlik. Evet, yani hocam. Mazeretimiz bu. Burada bu arada arkadaşımız Leyha şey yazmış. Dem bu sitesi farkındalığa değinmek için tarihimizi, kültürümüzü yansıtan baskılı ürünler satıyor. Bakayım Zeliha, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Teşekkür ederim. Bak, teşekkürler Zeliha. İşte bunu öğrenmiş olduk buradan. Dem bu. Dem bu sitesi. Hatta ben onun ekran görüntüsünde şimdi telefonumla alırım bir taraftan. Hocam bu hocam, arada tişörtlerimiz çok uzun. 47 dakikamız o süreyi ben haberiniz. Efendim? Bu 47 dakikayı da doldurduk diyorum. Hocam hemen o zaman şöyle toparlayayım hocam. Tamam. Ben hani dili kaybedersek ne olur? Dilimizi az önce dedik ya, ortada dil vardı. Sanat, kültür, edebiyat, bütün tarih, her şeyimiz dil ile dedik ya, ortaya da dili yerleştirmiştim o çizim. Hatta ben doktora tezimde de kullanmıştım o çizimi. Dil ve toplum oluşturan unsurları. Şimdi hocam kaybedersek ne olur? Mankurtlaşma tabiri var sevgili gençler. Mankurtlaşma. Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asya Bedeli kitabında geçiyor. Juan kabileleriyle Türk kabileleri savaş halinde. Bizim Türk kabilelerini yakaladıkları zaman, o Juan kabileleri Türkleri yakaladıkları zaman götürüyorlar. Ellerini ayaklarını bu şekilde bağlıyorlar bu şekilde. Saçlarını kazıyıp kafalarına bir ıslak deve derisi geçiriyorlar çölde. Sonra o ıslak deve derisi çölde oldukları için yavaş yavaş böyle sıkmaya başlıyor. Kılcal damarlar çatlıyor. Her bir kılcal damar çatlamaya başladığı zaman o kişi geçmişini unutmaya başlıyor. Tekrar saçlar çıkıyor ve geriye dönüyor. Her çıkıp kılcal damar çatlamasında saçın çıkıp geriye dönüp de o insanın kafasına tekrar batmasıyla birlikte bu insan geçmişini unutuyor. Tabii bu arada bu kişiye orada yemek, içmek vesaire gelip birisi yediriyor. Çünkü elleri ayakları bağlı. 15 gün sonra, 20 gün sonra ölmezse o cendere gibi kafasını sıkan o ıslak deri ne yapıyor? Tamamıyla onu geçmişinden kopartıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Ben hocam 2022'ye göre şöyle örnek veriyorum bu konuda. Vücut, yani hardware dediğimiz o bilgisayarın kasası yerli ama içine yüklenen software dediğimiz programlar yabancı. Tekrar söylüyorum, kasa yerli ama programlar yabancı. Donanım ve yazılım anlamında. Burada mankurtlaşan köle, mankurt deniyor zaten. Normal köle 10 liraya satılıyorsa mankurt köle hocam 100 liraya satılıyor. Neden 100 lira? Çünkü mankurt kölenin geri gidebileceği ana yok, baba yok, geçmiş yok, ta hiçbir şey yok. Yani geçmişiyle alakalı bir şey kalmıyor. Dolayısıyla bizim maalesef hocam dilden başlayarak kültürümüz, edebiyatımız, sanatımız, şarkılarımız, her şeyimiz A'dan Z'ye. Hatta bu konuda
yemek kültürümüz bile o şekilde maalesef hocam mankurtlaştırılıyoruz. Mesela ben öğrencilerime özellikle şunu tavsiye ediyorum. Ya yurt dışından misafiriniz geldiği zaman lütfen gençler bir hamburgerciye götürmeyin. İsim vermeyeceğim. Reklam olmasın, bir de hani şey olmasın, sıkıntı olmasın diye. Ya gidiyorlar işte burada Konya'da ya da ne bileyim Ankara'da, İstanbul'da tanınmış bir hamburgerciye götürüyor. Ya zaten o adamın ya da o kişinin gelmiş olduğu ülkede o hamburgercinin en iyisi var. Çünkü oradan doğmuş, oradan gelmiş bu. Ben olsam hani Konya'da nereye götürsün yeme? Etli ekmekçi olabilir, tiritçi olabilir, düğün yemeği olabilir. Ben kendi kültürümü tanıtacağım burada. Fakat ne oluyor hocam? İşte bu mankurtlaşma dediğimiz olayla beraber silindir gibi bir küresel kültür dediğimiz olay üstümüzden geçiyor. Ve gençler kesinlikle size tavsiyem lütfen Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel kitabını lütfen okuyalım. Oktay Sinanoğlu'nun Bay Bay Türkçe, Hedef Türkiye. Bunları lütfen okuyalım gençler. Ve en son olarak hocam şöyle bitirmek istiyorum ben. Hani sürede siz fazla uzatmayalım. Sizleri de sıkmak da istemiyorum açıkçası. İsmail Gaspalı, İsmail Bey'in şöyle bir sözü var. Dilde, fikirde, işte birlik diyor. Yani dilde, konuştuğumuz dilimizde, düşüncemizde ve çalışmamızda birlik. Ve bu şekilde özümüze sahip çıkabiliriz. Aksi takdirde hocam birimiz bir tarafa çekeriz, diğerimiz başka bir tarafa çekeriz. Maalesef biz özümüzü bu şekilde kaybederiz. Bir de bir söz daha var. Bunu farklı şekilde yorumlayanlar da var ama eline, beline ve diline sahip çık sözü biliyorsunuz. Hani burada da eline derken buradaki il anlamında şehir, toprağına, vatanına sahip çık diyor. Diline derken de dilimize. Burada Halime şunu yazmış. Hocam özentilik var. İşte az önce bir resim vardı Halime. Onu da göstereyim. Hani az önce gösterdim. Tekrar en son göstereyim. Şurada. Bakın özentinin yazılışı bile. Halime teşekkür ediyorum bu arada sana. Özenti olma diyor. Özenli ol. Düzgün Türkçe kullan diyor. Evet birçok konuda batıya özenme. Sorgulamadan kültürlerini kabul etme. Ama işte bunun sonu da Halime. Bunun sonu da şu. Maalesef şu resimdi pardon. Mankurtlaşma. Ve hani ben saç tellerini de şuna benzetiyorum Zuhal Hocam. Mesela saç telinin birisi hani çıkıyor geri geliyor ya. Bir kültürümüzden bir şey kaybediyoruz. Mesela dil. Saç tellerinden bir tane. Man kültürümüz. Mesela şey olarak söylüyorum. Yani şehirleşmede bile, apartmanlarda bile biz birçok kültürümüzü kaybettik. Ya da komşuluk kültürlerimizi kaybediyoruz. Yani gerçekten gün geçtikçe o her çıkıp da geriye dönen saç teli bizim kültürümüzden bir şeyler alıp götürüyor. Yapılması gereken şeyler de bence şu, kendi kültürümüze, kendi özümüze sahip çıkıp işte arkadaşımızın da dediği gibi özenti olmadan kendi kültürümüzü yaygınlaştırmak, gelecek nesillerde bunu aktarmak diye düşünüyorum. Soru varsa isterseniz soruları alabiliriz. Eklemek istedikleri bir şeyler varsa sevgili gençler, gerçekten çok teşekkür ediyorum tekrar akşamın bu geç saatlerine kadar katılım sağladığınız için. Ben fazla süremizi aşmak istemiyorum. Aslında Zuhal Hocam'la biz ilk yarım saat 40 dakika gibi falan konuşmuştuk. 56 dakika olmuş. Fazla süreyi aştık. Aşmak istemiyorum açıkçası. Evet, var mıdır sorularınız, katkılarınız? Hümeyra, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten en altta da ben şeyi de attım bu arada. Kaynakça kullandığım kaynaklar da var, şeyler de var. Dilerseniz onları da kullanabilirsiniz. Ben de hepinize gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yüz yüze bir gün Necmettin Erbakan Üniversitemizde de İnşallah hocam. Olur. Biz inşallah. De çok isteriz sizi ağırlamak. Çocuklarımızla daha interaktif bir ortamda demiyorum. Karşılıklı etkileşime dayanıyorum. Evet, alışmışız. O kadar çok alışmışız ki değil mi? Değil sizi mi? Bir araya getirin. Ya aslında tabii ki ya burada şimdi bu bilim insanlarına çok iş düşüyor. Onların örnek olması gerekiyor. İlk başta onların örnek olması gerekiyor ki daha sonradan da bakın gençlerimiz zaten son derece ilgililer. Biz de size teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok çok hocam, çok teşekkür ederiz. Ben de çok sağ olun, var olun. Gerçekten en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle Zuhal Hocam. İnşallah. İyi günler diliyorum. Hocam. Sağlıklı günler diliyorum. Sevgili sizlere hocam. De iyi akşamlar diliyoruz hoşça sevgili katılımcılarımız, öğrencilerimiz. İyi akşamlar hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili hocam.